Bölgesel Amatör Lig'deki temsilcimiz Medline Hospital Fırat Üniversitesi adım adım 3. lige doğru ilerliyor. Bölgesel Amatör Lig'de çeyrek final karşılaşmasında Muş Belediyespor'la Erzincan'da karşılaşan Bordo Beyazlı temsilcimiz, rakibini Adem Ercan'ın penaltıdan kaydettiği tek golle 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Bir 10-15 kişilik bir grup Fırat Üniversitesi'ni destekliyor. Evet, başarılar diliyoruz. Düdük çaldı ve karşılaşma başladı. Seç atışını Kadir kullanacak. Fırat Üniversitesi adına Kadir arkadaşlarına baktı. Ceza alanına gönderilen top sekti. Ebu Bekir tehlikeli olabilir, bıraktı Mehmet. Dokunamadı, orada karambol. Savunma. Bir kez daha başladı. Ebu Bekir kafayla indirdi. Zindan vurdu. Ona Süleyman karşılamıştı. Şimdi orta içeriye bir kafa. Az farkla top dışarıya çıkıyor. Aur. Ertan. Offside yok. Ertan orta. Ebu Bekir dokunamadı. Kaleciyi de geçti top. Kalabalık. Kadir kaçtı. Mehmet orta içeriye. Adem boşta kalan top. Az farkla dışarıda. Bir dakikaya giriyoruz. Bir ardından duraklama süreleri belirlenecek. Şimdi bir ters vuruş. Zindan vurdu kaleci. Karşılaşmanın hakemi düdüğünü çaldı ve ikinci 45 dakika başladı. Kaldı. Şimdi Hakan oyuna az önce girmişti. Kaleye uzaktan bir şut. Şimdi Süleyman geldi. Yerden Adem vurdu. Bir elle oynama ve penaltı çalındı. Evet, penaltı. Uyarıyor. Hakem de futbolcuları uyarıyor. Adem geldi, vurdu ve golünü attı. Karşılaşmanın tam 49. dakikasında Adem'in penaltıdan atmış olduğu golle Fırat Üniversitesi 1-0 öne geçiyor. Yusuf oyuna devam etti. O bölgede Mehmet'te kaldı top. O ters tarafa atılan bir top. Tehlikeli olabilir. Müdahale. Hakem devam diyor. Mehmet topu dışarıya attı. Buradaki oyuncu Özenç geldi doğrudan kaleye, üst direk dönen top. Üst direkten döndü. Özenç çok rakibinden sıyrıldı. 3'e 3 yakaladı Fırat Üniversitesi. Ali tehlikeli pozisyon. Dönen top Mehmet Aydur. Şimdi Ebu Bekir boş pozisyon. Ebu Bekir vurdu. Son anda bir müdahale, köşe atışı. Ebu Bekir rakibinden sıyrıldı, ceza alanına girdi. Ebu Bekir onun pası, şimdi Özenç geldi, vurdu yandan dışarıda. 1-0'lık üstünlüğü var. Şimdi hakem işaretini verdi, atış kullanıldı. Seken top bir kez daha Hakan uzaklardan vurdu. Kaleci Emrah. Muhammed o bölgede Hakan'dan topu aldı Ebu Bekir Ali'nin koşuyoruna, Ali ikinci gole gidiyor. Ali bıraktı. Duraklama dakikaların son saniyeleri, atış kullanıldı, son pozisyon, kafayla karşıladı ve bitti. Fırat Üniversitesi güçlü rakibi Muş Belediyespor'u 1-0 mağlup ediyor sevgili izleyenler ve yarı finale çıkan takım oluyor. Öte yandan yarı finale yükselen Fırat Üniversitesi'nin bu kategoride rakibi de belli oldu. Kurtalan Spor'u 3-1 mağlup eden 76 Iğdırspor, Bordo Beyazlı temsilcimizin yarı finaldeki rakibi oldu. Yarı final müsabakaları 7 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Fırat Üniversitesi 76 Iğdırspor maçının yeri ve saati ise daha sonra belli olacak. Türkiye Tenis Federasyonu faaliyet programında yer alan çizgi ve gözlemci hakemlik kurs programı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Elazığ'da gerçekleştiriliyor. Nisan ayında yapılması planlanan hakemlik kursu pandemi dolayısıyla ertelenmişti. Bu sebeple Elazığ başta olmak üzere Bingöl, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep ve Tunceli illerinden gelen katılımcılarla 4 Temmuz tarihine kadar çok amaçlı spor merkezi eğitim salonunda ve tenis kortlarında gerçekleştiriliyor. Kurs sonucunda yapılacak sınavda Tenis Federasyonu yeni hakemlerini bünyesine katmış olacak. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülsamet Eren yaptığı açıklamada, bakım onarım çalışmalarını başlattığımız açık tenis kortlarımız ve yine yapmayı planladığımız kapalı kortumuzla inşallah müsabakalara ve antrenmanlara hazır hale getirmiş olacağız. Bu vesileyle de hakemlik kurslarının ilimizde yapılması güzel bir isabet oldu. Turnuvalar, bölge maçları ve final müsabakaları gibi önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmış olacağız, dedi.
Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün gençlik için yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta başlayan Palu ilçe sahası, tribün, giyinme odaları, skorboard ve çevre düzenlemesi çalışmaları süratle devam ediyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra Palu ilçe sahası yenilenmiş olacak. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülsamet Eren, artık ilçemizde gençlerimiz ve Palu Spor çok daha konforlu imkanlarda sporlarını yapacaklar. İlimiz sporuna ve gençlerimize hayırlı olsun dedi.